Şeytandan Allah'a sığınırım. Araf suresi 151. Hazreti Musa. Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara beni arkamdan ne kötü temsil ettiniz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi dedi. Bak, kızgın ve üzgün. Hamiyet-i İslamiyesinden gadap ediyor. Ama üzülme olmazsa peygamberlerde, bu peygamber zerdesidir. Ama buğz edebilir. Beni arkamdan ne kötü temsil ettiniz. Müslümanlar lideri olmadığında ne oluyormuş? Fitne oluyormuş. Değil mi? Evet, tabii. Şahsı manevi kurtarıyor muymuş? Olmuyor. Bak, şahsı maneviye terk ediyor orada. Şahsı manevi kurtarmıyor. Hani şahsı manevi yeterliydi? Bak, beni arkamdan ne kötü temsil ettiniz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız. Öyle mi dedi? Levhaları bıraktı. Ve kardeşini başından tutup kendisine donunu çekiyordu ki yani çok tatlı peygamber tabii, o çok acayip gazaplanmış, saçlarından tutuyor. Kardeşim, hem saçından hem sakalından böyle. Acayip hiddetlenmiş yani. İslam'a, Allah'ın dinine bir zarar gelecek diye. Çekiyor ki Harun Aleyhisselam ona diyor ki annemin oğlu, bu topluluk beni zayıflattı. Hırpalayıp güçsüzleştirdi diyor. Yani acındırıyor, bıraksın kardeş. Annemin oğlu demesi de kasten söylüyor ki yani o cihetten biraz gönlünü yumuşatmıyor. Anneyi devreye sokunca hani biraz daha acıması şey güçlenirdi. Neredeyse beni öldürecektiler diyor Harun. Saldırganlaşmışlar o devrin yobazları. Kuduruyorlar. Yobazlar da hep vardır bak. Peygambere bile saldırır yobaz. Yobaz takımı saldıranlar. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma dedi. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma. Yani onu Hazreti Musa'nın hassas yönüne yaklaşıyor ki bıraksın diye. Çünkü saçı sakalı bırakmıyor, öyle hiddetlenmiş. Bir eli saçında, bir eli sakalında. Musa tabi mülayimleşiyor onu deyince 151. ayette. Musa yalvarıp dedi ki Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Allah'ın gazabından korkuyor tabi Hazreti Musa. Şüphesiz buzayı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatından bir zillet yetişecektir. Şimdi de Darwinistler maymunu kendilerine ideal haline getirdiler, değil mi? Şüphesiz buzayı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatından bir zillet yetişecektir. Dünyada da bir zillet, bela oluyor. Yani iman zafiyeti olduğunda o topluluğa da zillet geliyor. İşte biz yalan düzüp uyduranları böyle cezalandırırız. İşte Darwinist ve materyalistler de buradan hisse alsınlar. Allah mutlaka karşılığını veriyor. İnşallah. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe edenler, şeytana Allah'a sığınırım, iman edenler hiç şüphesiz Rabbim bunları tövbeden sonra elbette bağışlayan, esirgeyendir. Kötülük işleyip bunun ardından tövbe ederse insan, bu tamam yani ben kötülük ettim daha önce deyip felç olmasına gerek yok. Allah'a teslim olup tövbe edecek. O zaman diyor ki Allah bak, tövbe edenler, iman edenler hiç şüphesiz Rabbim bundan tövbeden sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. Bak elbette diyor Allah. Musa kabaran öfkesi gazabı yatışınca, sakinleşince levhaları aldı. Bunların bir nüshasında Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır yazılıydı. Allah'tan korkanlar için hidayet, Allah'ın Hadi isminin tecellisi, Mehdi kelimesinin de çıkış yeri, değil mi? Ve bir rahmet vardır yazılıydı. Musa belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden 70 adam seçip ayırdı. Sanhedrin Meclisi, şu anda da yeniden kuruldu Sanhedrin Meclisi. Yani çok uzun süreden beri yoktu Sanhedrin Meclisi. Yani binlerce seneden beri yoktu. İlk defa Sanhedrin kuruldu. Mehdi'nin çıkış alametlerindendir Sanhedrin'in kuruluşu. Yani Tevrat'a göre
Musevi inancına göre Mehdi'nin çıkış alameti. Çünkü Sanhedrin'in tasdikiyle Mehdi göreve başlıyor. Yani ona soruyor Sanhedrin'e, ne diyorsunuz diyor bu kişinin Mehdi'liği konusunda. Bizim kanaatimiz geldi diyorlar. Ondan sonra halka duyuruluyor Mehdi'dir diye. Kavminden 70 adam seçip ayırdı. Bunları da dayanılmaz bir sarsınca tutunca deprem oluyor. Dedi ki Rabbim, eğer dileseydin onları ve beni daha önceden helak ederdin. Yani istesen daha önceden de helak ederdin. Hepimizi helak edebilirdin diyor. 1999'daki depremde Sanhedrin'in kuruluş zamanıdır. İnşallah. Aslında o devirde onlar büyük olaylar olacağını düşünüyorlardı. Yani daha Türkçesi tarih değişti o devirde Allah'ın dilemesiyle. Maşallah. 1999'da. Yani o deprem vesilesi değişti. İnşallah. Öyle diyeyim. Yani orada çünkü bir karar almışlardı. O kararın hemen akabinde oldu deprem. Rabbim, eğer dileseydin onları beni daha önce helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı, şimdi de var Musevi'den içinde beyinsizler. Bizi helak edecek misin? O da senin denemenden başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirirsin. Yani dilediğini saptırırsın, delalete, deccal olur. Dilediğini hidayete erdirirsin, o da Mehdi olur. İnşallah. Yani Mehdi gibi olur. Bizim velimiz sensin, öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısın. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik. Dedi ki, azabımı dilediğime isabet ettiririm Cenab-ı Allah. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Bak bu çok acayip bir şey. Her şey istisnası, her şey Allah'ın rahmeti kuşatıyor. Onu korkup sakınanları, zekatı verenlere, bak korkup sakınan, Allah'tan korkup, helale harama dikkat edenlere, zekatı verenlere, Allah için zekat verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Yani Allah'ın hükümlerine iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye uyarlar. Allah diyor ki Tevrat ve İncil'de yazılı diyor. Adam da diyor ki Tevrat ve İncil geçerli değil. Allah var diyor ayette. Tevrat ve İncil'de yazılı diyor. Baktığımızda görüyoruz Tevrat ve İncil'de. Yok diyor, geçerli değil diyor. Olmaz. Kur'an'ın hükümlerine uygun olan Tevrat ve İncil hükümlerinin hepsi geçerlidir. Kur'an'a zıt olanlar geçersiz olur. Ümmi haber getirici nebi olan elçiye, Resul'e uyarlar. Peygamberimiz ümmi. Arapça okuma yazması yok. Evet. Mehdi de ümmi. Okuma yazması yoktur. Arapça okuma yazması yok Mehdi'nin. Ümmi. Resulullah da ümmi. Onun da okuma yazması yok. Arapça okuma yazma bilmiyor. O onlara marufu emrediyor. Münkeri yasaklıyor. Yani haramı söylüyor. Helali de bildiriyor. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor. Onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Bak onların ağır yüklerini. Bu hurafeler, helal olan şeyler falan hepsini düzeltiyor yani inşallah.